Rabbul İzze bizi yaratan Mevlamıza kıyam duralım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ne güzel. Değerim. Bismillahirrahmanirrahim. Her hayırların anahtarı Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Cennetlerin kapıları da Bismillahirrahmanirrahim ile açılır. Gökyüzünün kapıları da Bismillahirrahmanirrahim ile açılır. Maşallah. La kuvvete illa billah. Buyur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız sizi dinlemek ister. Buyur ey Allah'ın aslanı. Şah-ı Merdan. Bize nasihat ediniz. Dinleyelim size. Açılalım. Bugün Cuma günüdür. Dünyada da en şerefli gün Cuma günü. Ahirette de en şerefli gün Cuma günüdür. Esselamu Aleyküm. Ey yaran Şah-ı Merdan. Maşallah. Buyurun. Buyurun. Ey Şah-ı Merdan'ın sevgisini, saygısını gönlünde tutanlar. Buyurun dinleyiniz. Şah-ı Merdan ne söyler? Hayrı söyler. İlk olaraktan Bismillahirrahmanirrahim der. Onu söylemeden hiçbir söz makbul değildir. Bugün Cuma günüdür, Yevmul Cene. Müminlerin bayramıdır. Dünyada da en şerefli, ahirette de en şerefli gün Cuma'dır. Buyur ey Şah-ı Merdan, sizin yaranınıza buyuracağınız cevaharları dinleyelim. Bugün Cuma günüdür. Şah-ı Merdan bütün insanlara hitap ediyor. Ey insanlar! İnsanlığınıza dönünüz. İnsanlığınıza dönünüz. Ne olduk biz insanlığımıza dönmek için? Şeytan insanı şeytan yapmak için yemin etti. İnsanı, Ademoğlunu
benim gibi yapacağım. Şeytan yapacağım onları. Allah. Estaiz billah mineşşeytanirracim. Celle Celaluhu buyuruyor. Onların mübarek söz Resul-ü Kibriya'dan bize, Resul-ü Kibriya'ya Allah-u Zülcelal'den gelen emir. Estaiz billah mineşşeytanirracim. Kovulmuş habis şeytandan Allah'a sığınınız. Ne için şeytan yemin etti? Sizi benim gibi yapmadan bırakmayacağım. Aman ya Rabbi, sana sığındık. Taşlanmış şeytan. Melaikeler taşladı onu. Atlar savurdular gökyüzünden yeryüzüne şeytanı. Şeytan da yemin etti ki bu insanoğlunu benden beter edeceğim. Ona karşı bütün enbiyaya Cenab-ı Allah buyurdu ki Estaiz billah mineşşeytanirracim. Allah'a sığınınız, kovulmuş şeytanın şerrinden uzak olunuz. Çünkü şeytanın sırf gayesi, maksadı insanları şeytan yapmak. Başka işim yok diyor, verin. Ben ne beylik isterim ne paşalık. Ancak beyleri, paşaları, kralları, efendim, benim gibi yapacağım. Ben kibir küpüyüm, kibirli. Ben insanlara en büyük düşmanım, benim kapıdan kovulmama sebep oldukları için. Benim işim bu. Bu insanoğlunu benim gibi hak divanından kovduracağım. Gelsin ne kadar peygamberler gelirse gelsin. Yani ben uğraşacağım. İnsanları benim gibi yapmak için. Cenab-ı Hak Celle ve Ala 124 bin peygamber gönderdi. Ne için? Ahir zaman peygamberi geldi. Ahir zaman nebisi Efendimiz Sultanul Enbiya. Elfü elfü salat, elfü elfü selam aleyke ya seyyidil evvelin ahir. Buyur ey Şah-ı Merdan, yaranınız dinliyor. Ey hakiki olarak Şah-ı Merdan'ı kabul edenler. Biz onun yolundayız diyenler. Dinleyiniz. Şeytan alıp süpürüp götürecek. Bırakmayacağım bu insanları, kendim gibi yapacağım diyor.
dünyayı baştan sona şeytan yapacağı. Kasem etti, yemin ediyor. İnsanoğlu ki benim hak tapusundan kovulmama sebep oldu. Ben de onları kendim gibi kendinden beter edeceğim. Benim işim budur diyor şeytan. İnsanlara hayır yüzü göstermemek için her şerri onlara talim edeceğim. Her kötülüğü onlara öğreteceğim. En başında onlara öğreteceğim zulüm, zulüm. Cenab-ı Hak buyuruyor, ben zulmü geldiğim haram ettim. Siz de zulmetmeyiniz birbirinize diyor. Şeytan da yemin etti, dedi ki birbirlerine zulümle bir kahır getireceğim ki o kahırla insanoğlu ne dünyalarını bilsinler ne ahiretlerini uyuma. Tam işi yapacağım. İnsanoğlu benim cennetten kovulmama sebep oldu. Ben de onları hak kapısından kovduracağım. Allah'a sığındı. O yüzden fes-te'iz billah mineşşeytanirracim. Cenab-ı Hak peygamberlerine indirdiği kitaplarında şeytanın şerrinden bana sığınınız diyor. Defol dedi Cenab-ı Allah. Benim karşımda, huzurumda bu terbiyesiz, edepsiz olarak küfrün her türlüsünü cem eden kötü mahluk huzurumdan defol. Sana uyan varsa onları da kovacağım. Estaizu billah. İnna Allah ya'muru bil arzi vel ihsan. Değil mi? Cenab-ı Hak ilk adaleti emrediyor. İ'dilû. Adil olunuz. Her iş düzelir. Adaleti bıraktığınızda bütün şeytanlar başınıza çöker. İnsanlığınızı da unutturur. Kendi gibi sizi şeytan yapar. İ'dilû. Adil olunuz. Adaleti gözetiniz. Adalet mizanı nedir? İnsanın Rabbisini tanıması, Rabbisinin kulluğunu kabul etmesi. Ey Rabbimiz, biz senin kullarınız diyerekten kulluklarını Cenab-ı Hakk'a takdim etmeleri. Allah'ın istediği ve mahalletül cinne vel insa illa liyabidun. Bana kulluk yaparsınız diye
sizi yarattım. Dünya için yaratmadım. Yani şeytan diyor ki, dünyaya bak. Seni yaratan maratana bakma. Dünyaya bak. Keyfine bak. Keyfine. Şeytan diyor ki, her şeytanlık size yarar. Benim gibi olursanız dünya size açılır. Her istediğinizi dünyada bulursunuz. Değilse bulamazsınız diyor. Onun için şeytan her gelen peygamberin karşısına dikildi. Peygamberler Allah'a davet etti. Şeytan dedi, inanmayın. Bana bakın. Benim yoluma düşün. Dünyanın keyfini çatın. Bakın. Bana bakın. Beni örnek tutun. Benim yaptığımı yaparsanız siz serbest olursunuz. Her şeyi yapın. Halal haram bakma. Yürü. Benim mezhebim budur. Hangi mezhebdesin yahu diyor birisi. Diyor ki şey, mezhebimiz kullu mezheb yezheb. Her mezhebe gideriz biz. Bizim mezhebimiz ne olursa hepsi bizim mezhebimiz. Pis, temiz, halal, haram sormayız biz. Bizim mezhebimiz işte ustaları şeytan. Şeytan diyor ki istediğinizi yapın, korkmayın. Dünyada keyfinizi çatın. Ne oldu sonra? Dinlediler şeytanlara. Ve bugünkü hal meydana geldi. Bugünkü insanlar düşünemiyor ki insanın şerefi meleklerden üstündür. Şeytanın peşine düşüyor ki, şeytanın peşine düşen hayvandan aşağı olur. Şeytan olur. Bir emir Cenab-ı Mevla'nın insanlara bütün peygamberlerine bildirdiği bir emir var. İ'dilû. Anladın mı? İ'dilû. Adalet gözet diyor. Adaleti gözetirsen dünyan da mamur, ahiretin de mamurdur. Adaleti gözetmezseniz dünyada size cehennemdir, ahirette de cehenneme gidersiniz. İşte bugün bütün dünyanın arkasına düştüğü şeytan ve şeytanın öğrettikleridir. Principle of Satan. Principle of Diablo. İnsanlığın takip ettiği prensipler Diablo dediği şeytanın adıdır. Meşhur adı. Onu tatbik edenler hepsi şeytan olur. Rahat yüzü yok. Birbirlerini ezecekler. Birbirlerini zulümle kahredecekler.
birbirlerine saygı göstermeyecekler, birbirlerini ezip geçecekler. Şeytanın, diyavolunun talimi bu. Cenab-ı Mevla ne buyurur? İ'dilû, adaleti gözetiniz. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, adaleti gözet, yoksa ilahi adaletin sizi ezer. İlahi adaletimle siz ne dünyada hayır edersiniz, ne ahirette. Boğulmuş olursunuz. İlahi adaletini gözeteceksin. İlahi adalet nedir? Âtî kulli diye hakkın hakka. İşte başından sonuna bütün peygamberleri bildirdiği değişmeyen emir. Âtî kulli diye hakkın hakka. Hak sahibinin, her hak sahibinin hakkını ver. Senin hakkın sanadır. Benim hakkımı alamazsın. Lakin şeytanın öğrettiği, başka kimsede hak yok. Hak yalnız senindir. Yani şeytan onu istedi. Her şey benim olsun. Adem peygamber görünce fıttı, şaşırdı, her şey benim olacaktan bu nereden çıktı? Şeytan ürktü, korktu, utanmadı, arlanmadı ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği rütbe ona göreydi. Adem peygambere verdiği başa, Adem peygamber ondan üstündü. Yok ben olacağım dedi, Allah'ın kapısından kovuldu. Bugün insanların işi bu. İ'dilû yoktur, adalet gözeten yoktur. Kuvvet kimdeyse adalet bendedir diyor. Ezerim geçerim. Bu insanlık değildir. Bu şeytanlık, şeytanın mezhebidir. Buyur ey Şah-ı Merdan, çek zülfikarı, bu mezheplerin mensuplarını doğrayıver. Zaten kendileri bu akılda olan insanlar, kendileri birbirlerini tüketmek için hazır olmuşlar. Şeytan diyor, siz ilerisiniz. O birilerine diyor, siz ilerisiniz. Sizin de yaptığınız doğru, bunlarınki eğri. Kimisine bir mayıs yaptırır. Deli deli. Ne der? İşçiler bayramı. Kimin işçisin be sen? Ya bilmem kimin işi. Şeytanın. Ha, şeytanın işçileri içinmiş bu. Bir mayıs dedi. Kime çalıştın sen? Da bayram oldu. Ne kazandın ki bayram yaparsın bugün? Şeytana çalıştık diyor. Şeytana çalıştık. Bayram edelim bir Mayıs'ta. Ne bayramı? İşçi bayramı. E kime işledin be? Ya şeytana işledik. Şeytana işledik.
Bütün dünyayı alt üst ettiler. Efendim 1 Mayıs bayram. O ne bayram be? Bırak hırsızlar. Neyin bayramı? Buyur ey Şah-ı Merdan. Çek zülfikarını. Bir daha emir gökyüzünün emri iadilu. İadilu, fatedilu. Adaleti gözetin diyor Allah. Gözetiyorlar mı bunlar? Yok. Amele diyor ki ben dünyaya hükmedeceğim. Onların efendim ipini çekenleri diyor ki siz karışmayın. Bir ipte bağlı olanlar, bir de ipi çekilenler var. İpi çekenler de var. İpi elinde tutanlar da var. İnsanların şeytan kimisini kimisine hayvan yapmış. Demiyorlar bir Mayıs işi bayramı. Yok. Hammal bayramı, hayvan bayramı da o. Ne kazandınız? İşçilikten ne kazandınız siz? Bayram yapıyoruz. Cebinde kaç para var? 10 para yok. İflas ettik diyor biz. Bir Mayıs bayramı bu. Şeytanın uydurduğu bayram. Bayram yapar. Cebi dolu olan adam. Bunlar hepsi cebinde metelik olmayan adamlar. Çıkıyor, bağırıyorlar, bayram yapıyoruz biz. Neye bayram yaparsın ya? Ne kazandın ki bayram yaparsın? Bu gibi saçma sapan yollara şeytan talim ediyor. Sonra da durup gülüyor. Şimdi bütün dünya efendim şeytanın eşeği olmuş. Hayvanları olmuşlar. Bu taraftan kırbaçlar o tarafa. O taraftan kırbaçlanır bu tarafa. Ne elinde var ne avucunda. Ey işin ne? İş yok. Böyle koca dünyada iş yok olur mu? İş yok değil. İşleyen yok. İşleyen yok. İşten çok dünyada ne var? Basıp görürsen bir iş bulursun. Yani siz keyif ağabeyi istersiniz. Buyur ey Şah-ı Merdan, sözün cevherdir, altındır. Ya Şah-ı Merdan, Hicaz çöllerinden çıktı. Düldülünün üstünde Mağrib Marşı'nı fethetti. İş yok muydu? Ya iş çok. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de kalmadı. İşleyelim dedi. İşleyelim. Hareket edelim. Oturduğumuz yerde beklemeyelim. Ve ilahi adaleti tamim edelim. Allah adildir. Adaleti sever. İlk emri adalettir. İ'dilû. Adaleti gözetiniz.
Bunu yapıyorlar mı? Yok. Avantadan herkes bir şey kazanmak ister. Tembel musibet tembelliği alıştırmış. Şeytan onları tembel olun. Oturduğunuz yerde bağırın, çığırın, size versinler. Bir dilenci var. Hakikaten bir şey yok. Direnir. Bunlar at gibi, beygir gibi, aygır gibi insanlar. Sokaklarda ne koşulsun be? Getir hiç olmazsa dağdan taş getir. Dağdan tuş, su getir. Dağda her şey var. Getir. Sen de kazan. Getirdiği insanlar da fayda bulsun. Yeryüzünün Cenab-ı Hak zinetlediği her türlü nimetiyle. Yok kahvelerde, kıraathanelerde, kerhane meyhanelerde, kerhane kandili olmuş millet. Yazıklar olsun. Onun için emir, Şah-ı Merdan'dan atı kullu diye hakkın hakkı. Hak sahibinin hakkını veriniz. Kimisi hakkını alır. Altın alır. Gümüş alır. Kimisi aramaz. Ne altın ne gümüş hazır ister. Onları da efendim vur falakaya, mamurla kendisini. Tembellik yoktur. İslam'da yoktur. Hiçbir dinde de yoktur tembellik. Ve zulüm hiçbir dinde yoktur. Zulüm haramdır bütün dünyada. İadelu, Allah buyuruyor. Ey benim kullarım, adaleti gözetiniz. Ne yapalım? Bu insanlar talimlerini efendim şeytandan alıyorlar. Şeytan insanlara rahmet olmaz. Ey Rabbimiz, bu mübarek cuma gününün bereketinden bize ilahi lütfundan Habibini gönderdin. Habibinin yolunu, Şah-ı Merdan'ın yollarını tutup yürümek bize müyesser eyle. Seni ilahi adaletini icra etmeye bize kuvvet ver. Heybet giydir. Biz yalnız senin kapında hizmet edelim. Kimseye hizmetkar olmayalım. Ey Rabbimiz, yerlerin göklerin mülkü senindir. Geliyor. Geçen gün işte o bir Mayıs dedikleri saçma sapan. Zibil, cebinde 10 para yok, bayram ediyor. Şeytanı aldatması. Hepsi şeytandan aşılanmış. Kavga kıyamet, bayram yapacak. Cebinde kaç para var? Hiç yok. Neyin bayramı? Şeytanın bayramı bu. Peygamberlerin bayramı değil bu. Şeytanın bayramı. Vurun, kırın, öldürün, yakın, yıkın. İşte bayram bu sizin. Yazıklar olsun. İnsanlık şerefini kaybeden bu zamanın insanları.
dönün insanlığınıza. Değilse şeytanın akıbeti sizi bekler. Ey Rabbimiz, bizi sana döndürecek, senin yoluna döndürecek kullarını bize gönder. Bize iman gücü ver, kuvvet ver. Şeytanı yıkalım, yıldıralım. Senin kulluğuna meşgul olalım ya Rab. Amin ya Rab. Biz o zaman ne top isteriz, ne tüfek isteriz, ne füze isteriz. Bunların hepsi insanlığı mahvetmek için. Yazıklar olsun. İnsanların öğrendiği buysa, bu insanlar yok olsun. Yok edecektir birbirlerini. Buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet kopmayacaktır ta ki dünya iki taraf oluncaya kadar. İki taraf olacak ve birbirlerini tüketecektir. İşte o harp geliyor. Melhame-i Kübra derler buna. Peygamberler bildirdi. Ahir zaman nebisi bildirdi. Şah-ı Merdan da söylüyor. Kendinizi toplayın. Recep'in Mureşşep, Şehrullah olan mübarek Recep ayı geliyor. Kendinizi toplayın. Değilse biçilip gidecektir. İnsanlığı kurtaracak bir emir var. İhdilû. Adaleti gözet. Gözetmesen savrulup gideceksin. Allah bizi adaleti gözetenlerden eylesin. Buyur ya Şah-ı Merdan. Senin yolunu beğendik. Bize imdat ver. Yaran Şah-ı Merdan. Bizi kabul eyle. Şanın yücedir. Bize yol göster. Yıkalım şeytanın saltanatını. Gelsin gökyüzünün saltanatı. Bize hükmetsin. Ya Rabbi, bu mübarek cuma gününün bereketiyle bize bereket ver. Heybet giydir. Şeytanı mağlup edelim. Amin. Ve selamun alel murselin. Hususen ala seyyidil murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.